Bir de tüm koçu kestirmeye değilse, koçu kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Yani annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Biz kuluz. Hepimizin günah ve hataları var. Ben şimdi günahlarımı böyle saymaya kalksam buraya kimse gelmez yani. Ben de ne izledim abi o. Atlayıp zıpladığınız bir video var izledim ama. Dedim Allah'ım. Kimse buraya gelmez. Hepimizin günah ve hataları var. Ben senin de iyi bir insan olduğunu inanıyorum. Senin de iyi bir insan olduğunu inanıyorum. Ama gerçekten her günahın bir tövbesi var. Yalanın tövbesi doğruyu söylemektir. Yalanın tövbesi o. Doğruyu söylemektir. Burada alt bilincinde, şimdi bak ben sana söyleyeyim. Alt bilincini söyleyeyim ben sana. Çözemediğin bilinçaltını. Eşinin bu ilgisizliği, cinsel soğukluğu, annesinin bu saçma sapan hareketlerine cevap vermemesi, orada senin ezilmene göz yumması, cinsel anlamda bir kadının ihtiyaçları nedir, bunlar hiç umursamaması, kıçını dönüp yatması. Bunları ona söylediğinde dinler misin bir? Yani iki kadın hayat yaşadın, biliyorum bunu. Tamam mı? Evliliğinde iki kadın gibi yaşadın çoğu zaman, doğru mu? Doğru mu yanlış mı? Bilmem. Bilmem değil, biliyorsun bunu. Anladın mı? Ondan sonra alt bilincine attığın bu öfke ve kin ondan sonra bir arayışın içine attı seni. O arayışında düşmendeki sebep bak bir etken anneannenin yaptığı beddualarının etkisi var. Babaannenin yaptığı kınamaların etkisi var. Kendi yaptığın kınamaların etkisi var. Nefis ve şeytana uydun ve yenildin. Tamam. Fakat burada senin hatan ve eşinin hatası var. Söylememekle eşinin günahının cezasını da kendi üzerine yüklüyorsun. Anladın mı? Onu rencide etmemek için, kırmamak için söylemedin. Doğru mu? Doğru mu? Boşanma davasında şöyle bir şey oldu. Ya kardeşim, sen benle bir araya gelip de beni mutlu edemiyorsun ki senle ne hayat yaşayayım deseydin belki. İşte ben bunu boşanma dilekçesinde yazdım. Yazdın. Ne dedi hakim? Tek dersi de bitirdi mi? Ha yani şunu söylemiş bana. Hani bunu zaten tahmin edebiliyordu. Yani çünkü kendisi sürekli olarak birkaç defa da sormuştu bana. Hani artık kendinin yazmış olduğu boşanma dilekçesinde ısrarla boşanmayı istemesinde hayatında başkasının olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten dolayı boşanmak istediğini söyledi. Bu şekilde yazmış. Ondan sonra benim mesela lisede tutmuş olduğum bir hani hatıra defteri gibi bir defterimi okumuş ve o deftere yazmış olduğum bir notu delil olarak mahkemeye sunmuş. Ben de hani ya düşünsene yani liseye giden bir genç kızın hangisinin şu zamanda sevgili ya da sevdiği, beğendiği kimse yok ki. Yani bir şekilde ilgi duyduğu, gönlünü kaptırdığı birileri vardır. Bir şey yazmışım. Onu kabul etmedim hani. Onun üzerine o dilekçeyi aldığımın sonrasında hani bizim evliliğimizin altında yatan temel nedenleri eşimle aramızdaki işte cinsel problemler olduğunu ve aradan 3-4 yıl geçmesine rağmen kendisinin bir bunda çare aramak istemeyişi hani en son aşamaya geldikten sonrasında hani tamam artık gideyim diyerek mesela hani buna çare bulmaya ama boşanma davamızı açmıştık hani onda. Buna hiçbir şekilde çözüm bulmak istememesini. Bunların hepsini dilekçede yazmıştım mesela. Evet. Bunları kendisi de okumuştur. Dediğim gibi yaparsan çözülür. Ne yapalım? Bence hak olan yolu yani. Ama kendisini bir şeyine bırakıyorum tabii. Seçim senin. Hayat böyle devam etmez.
bu şekilde devam ediyor. Ben sana alt bilincinde o patlamalar ve reaksiyonlar sürekli devam ediyor. Hatta dün bir ders okuduk, 6. sözü okuduk beraber. Üngür üngür aldım mesela. Başka yolu yok. Kaldı ki hepimiz günaha ve hataya düşeriz. Tövbe kapısı. Son nefese ya da kıyamete kadar açıktır. Ve hiçbir günah Allah'ın affından ve rahmetinden büyük değildir. Ama yalanla gittiğimiz zaman yalanın tövbesi yalan söylediğimiz insana doğruyu söyler. Ve doğruyu söylediğine inan, şu anki ağlama krizlerin ve birçok atraksiyonlar sende bir cerahatin patlaması gibi vücudundan akıp gider. Ondan sonra tövbeni yaparsın, hayatına kaldığın yerden devam edersin. Ne düşünüyorsun, ne diyorsun? Ben doğru söylemem diyorsun. Yalancı olarak yaşayacağım mı diyorsun? Basit bir şey olarak görüyor herhalde yalan söylemeyi. Çünkü alışmış buna bünye. O zaman ben senden seansa geldiğin zaman ben sana diyeceğim ki dinen boşa ve gidin kardeşim. Bende bir işiniz yok. Diyebileceğim bu. Onu da istediği bu zaten şu anda. Ben bilemem. Kendi nefsi ve iradesi var. Ve asla yalancı şeytanın sevgilisidir. Yalan söyleyen bir insanı sevip onunla hayat kuramazsın dine. Evet. Ve uzaklaşman gerekiyor. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Çünkü dersen ki ben buna devam ederim. Yarın seni aldatacağı günü gözlersin. Çünkü o şeytan onu zaten aklında insan şeytan o şeytan onu yine yoldan çıkarmaya çalışacak. Çıkaracaktır ve vesvese bir yani seni de aldatacak. Şeytan yine vesvese ve diyecektir ki zaten ben seninle zaten hazırlığını yapmaya başlamış şeytan ve lisanına geliyor, konuşuyor. Evet. Deminden beri konuşmalarda da devreye giriyor ara ara. Zaten ben seni istemiyordum. Zaten senin ısrarınla evlendim falan. Sözü yarın aldattığında sana söyleyeceği söz olarak gireceksin. Karşına çıkacaktır. Bunu hissediyorsun değil mi? Hı hı. Evet. Çözüm bu. Yani burada paranormal ofiste çözümümüz bu. Başka bir çözüm yok. Ondan sonra adım atabilirim ben. Gayrimeşru bir tarik ve yol üzerine benim şu an atabilirim. Hani kendisinde ben hep şunu söyledim. Mesela hani tamam bunca yalan üzerine kurulmuş bir evlilik. Ve gerçekten huzurumuz yok. Hayır. Şimdi yalanlar üzerine kurulmuş bir evlilik doğruları söylediğinizde temelleri sağlamlaştır. Biliyorum zaten çoğu yalanını açıkladı veya ben bir şekilde öğrendim. Çözdüm evet. Kafamda. Yalanla üzerine kurulabilir, yalan söyleyebilirsin ama doğruları söylediğinde olay bitti. Söylemediğin bir doğru varsa ben çıkayım birbirinize gerçekten doğruları söyleyin. Yok hayır. Şu an benim ondan sakladığım hiçbir herhangi şeyim şey yok. Ailenden sakladığımı, ailene karşı dürüst olacaksın. Derlerse ki böyle böyle yavrum sen niye böyle bir şey yaptın? Böyle bir gerekçem vardı. Bu yüzden ayrıldım. Onunla bile doğru. Anlamazlar ki onda. Anlasın anlamasın. Yani karşı taraf seni anlayıp anlamaması önemli değil. Sen Allah katında doğruyu söylemen önemli. Bunu annem biliyor zaten şu an. Annem biliyor, baban da bilir. Fark etmez. Anneannen de bilir, babaannen de bilir. Anlatabildim mi? Bak, insanların seni algılaması, anlaması, kabul etmesi ya da etmemesi önemli değil. Önemli olan bizim Allah için doğruyu söylemek. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı âlâ-i illiğine en yüksek mertebeye çıkaran sıdktır, doğruluktur. Şeytanı esveli safiline en alt dereceye aşağıların aşağısına düşüren şey de nedir? Kisttir. Yani yalandır. Yerle gök arasında fark kadar fark vardır. Anladın mı? Kizbi. Yalanı ayağının altına alamadığın sürece doğru bir hayat yaşayamazsın. Bunu yapmak zorundasın. Bunu ben sana söylediğimde içinden bir şey hayır söyleme, çocuğunu kaybedeceksin,
O öyle diyecek, bu böyle diyecek. Canımı bile kaybedecek olsam doğruyu söylerim. Canımı bile. Anladın mı? Çünkü bu canı bana Allah verdi. Bunu başarabilirsen hayatın düzelir. Birçok şey de normali döner. Çünkü o zaman senin üzerinde şeytanın tasarrufu sona erecek. O zaman sona erecek. Bu o kadar zor ki. Evet, bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Fakat başka bir yolu bunun yok. Başka bir yolu yok. Böyle. Başka türlü yok. Bunun senin üzerinden bir tasarrufunu başka türlü bitiremez. Eğri bir hançerle ölmektense doğru bir hançerle ölürsün. Ya da o doğru hançer seni ameliyat yapar, yaşamaya devam edersin. Bilemezsin. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şeytanla konuşmasında senin sevgilin kimdir? Ya Lail dediğinde onun sevgilisinin kim olduğunu söyledi. He? Yalancılar. Yalancılar benim sevgilim. Yani onun hayatı, onun aşkı, onun sevgisi benim. He, sana bu mesela bunu söylemek vesvese veriyor şeytan sana şu anda. Gerçekten çoğu şeyi düzeltmeyeceğini söylüyor sana değil mi mesela? Her şey daha kötü olacak falan. Emin ol her şey çok daha iyi olur. O zaman gözünün önünden bir perde kalkar. Şu an benim söylediklerimi yarısını duyuyorsun, yarısını duymuyorsun. Hepsini duyuyorum şu anda. Ben de duymuyorsun. Duyuyorum. Duymak ayrı. Uygulamak. Yani bak, duymak ayrı, bunu algılamak ayrı bir şey. Bunu şeytana eûzu çekeceksin. Asla ölsem de yalan söylemeyeceğim dedim. Olay bitiyor zaten. Manevi bir tövbe istiğfarı yükleyeceksin. Sonra aldattıklarına bak ben sana onu yalan söyledim. Çünkü sen bunu bana yaptın. Bu zaman bunu yaptın, bu yüzden böyle girdin. Bunu sen düşünmeliydin, ben değil. Ben de senin yaptığın bu harekete böyle karşılık verdim. Hep soruyordun ya, benim içim atacağıma biraz da senin içinde kalsın. Bu yüzden yaptım ve bu yüzden ayrıldım. Ve şimdi böyle bir evlilik yaptım. İnsanları suçlarken suçu kendinde aramayı da bil. Allah selamet versin. Ben sana dünyaya taklarımı helal ediyorum. Sen ister helal et, ister helal etme. Yapacağım mı? Bunu Allah için yapmak kolay. Allah için yapacaksın zaten. Önce Allah için yapacaksın. Sonra da doğruları öğretmeye çalıştığın iki tane çocuğun var. Onlar için yapacaksın. Anladın mı? Önce Allah için yapacaksın. Sonra doğru dürüst bir hayatları olsun. Doğru yaşamalarını istediğin iki tane çocuğun için yapacaksın. İstesen bunu yapabilirsin. Başarabilirsin. Çocuklara da yalan söylemesini istiyor. Hangi manada? Her babaların yanına gittiğinde Miraç abimiz burada yok, Miraç abimizden bahsetmeyin tarzında telkinatta bulunuyor. Yalan. Bu da çocuklara yalan sevkiyat. Şimdi bizim çocukların nasıl doğru olmasını söyleyeceğiz? Benim zaten... Hayır. Onlara da birer yalancı yapmaya çalış. Şeytanın sevgisini söylüyor. Oluyor değil mi abi? Evet öyle. Bunu başarmak zorundasın. Babası da bunu bilsin. Eksiğini, kusurunu herkes bilmeli. Herkes hatasıyla yaşayıp ona göre tövbesini yapmalı. Şey diyor, geçen internette mi okumuştum. Benim bu yaşadığımla alakalı bir erkek diyor mesela hani karısını tam anlamıyla hani hem işte manevi yönde hem dinsel anlamda hani başka tatmin edemiyorsa, mutlu edemiyorsa ve hani o kişinin nasıl diyeyim açlığını dışarıda aramasına sebep oluyorsa diyor o erkeğin nasıl ya bir şey söylüyordu orada hani
buna sebebiyet olmasıyla alakalı kötü bir şeyinden bahsediyorum. Şimdi dedim ya sana, %51 eşin suçlu, %49 sensin. Sebebiyet faydırınca. Tabii. %51 eşinde suçlu. %49 sensin. Çünkü eşin çoban, sen sürüydün. Güdemeyen eşin. Ve onun günahını da, sorumluluğunu da üzerine aldığın için kalkamıyorsun zaten. Seni ben bir taşın altından çıkarmaya çalışıyorum. Şeytan da gel gel yanına gel diyor. Geri çekmeye çalışıyor. Üzerinden bir ton yük kalkacak. Ve miraca bakışın bile değişecek ondan sonra. Ve vicdanen rahatlayacaksın. Yoksa ağırlık ezer seni. Biliyorum ki zaten. Bunları yapacağız. Ama istersen vücudundaki enerjiyi düşürelim. Tekrar sorayım ben sana bu soruyu. İster misin? Neyle? Nasıl? O da bizim ilmimiz. Sana bir şans daha verin çocukların hatırına. Üzerindeki enerjiyi biraz düşüreyim. Sonra tekrar sorayım bu soruyu sana. İster misin? Bilmiyorum. Yani bu işin uzmanı sizsin. Bilmiyorum. Sana soruyorum. Biz zorla kimseye bir şey yapmayız. Önce sorarız. Yapacağınız şeye bağlı hani. Yapacağınız şeye bağlı derken tövbe yaptıracağız. Ondan sonra tekrar soracağım sana. Olur mu? Tamam. Peki aç ellerini. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasıldın mı oraya? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya sizde bir şey var, gerçekten bir şey var. Kimde bir şey var? Bende bir şey yok. Ben de hiç çekiyorum kendimi. Aç ellerini. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Çıkmıyor ya. Çıkarsın sonra. Gel. Demek ki Euzu çekmek bu kadar zor değil mi? Ya Euzu'yu çekemedin ama farkında mısın? Niye çekemedin? Ellerini şöyle koy bakayım ya. Euzu bi kelimetillahi ta'ameti min külli şeytanim ve ahmetim ve min külli aynim namme inneke meyhitum ve innehum meyhitum. Allah, Rahman, Rahim, Fert, Hay, Kayyum. Hakem, Adul, Kuddüs isimleri adına, Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan hak ile, Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha, Hamim sırrınca sana emrediyor müftit. Kadının nisanını benimle konuş. Senedü ve cenib şefaati ve ma halaga bil kuntum vel ecmaulün cemilün kesir vel cinni şeytani ma şediga. Ma şediga. Euzu bi kelimetillahi ta'ameti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. İnneke me yitun ve innehum me yitun. Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel. Ecmaulün ceminin kesir vel cinni şeytani ma şediga. Ma şediga. Euzu bi kelimetillahi ta'ameti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. İnneke me yitun ve innehum me yitun. Gülesim geliyor diyorum. Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulün cemilin kesir vel cinni şeytani ma şediga ma şediga ma şediga. Allah'ım onun anneannesinin ve babaannesinin evlatlarına yaptığı bütün beddua ve lanetlerden ve başkalarına yaptığı bütün kınamalardan onun soyu adına ben sana tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Ya settar bir rahmetike ya erhamer rahimin.
Ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulun cemilin kesir vel cinni şeytani ma şedîga. Ma şedîga, ma şedîga, ma şedîga, ma şedîga. Euzu bi kelimetillahi ta'ameti min külli şeytani ve ahmeti ve min külli aynin namme. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. 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 Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum ve le ecmaulun cemilin kesir. Ve el cinni şeytani ma şedîga. Aç ellerini. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Anneannemin. Anneannemin. Anne babamın. Anne ve babamın. Babaannemin. Babaannemin. Kendi soylarına ve zürriyetlerine. Kendi soylarına ve zürriyetlerine. Soylarının mürvetlerine. Soylarının mürvetlerine. Evliliklerine. Evliliklerine. Evlatlarından ceza çekmelerine. Evlatlarından ceza çekmelerine. Bela bulmalarına. Bela bulmalarına. Evlatlarının mürvetini görememelerine. Evlatlarının mürvetlerini görememelerine. Yaptıkları tüm kötü dualardan. Yaptıkları tüm kötü dualardan. Beddualardan. Beddualardan. Bela ve lanetlerden. Bela ve lanetlerden. Ben soyum adına. Ben soyum adına. Soyumdan tüm ölmüş ve sağ olanlar adına. Soyumdan tüm ölmüş ve sağ olanlar adına. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Allah'ım. Allah'ım. Kendime. Kendime. Hayatıma. Hayatıma. Dünyaya gelmeye. Dünyaya gelmeye. Yaşamaya. Yaşamaya. Var olmaya. Var olmaya. Evliliğe. Evliliğe. Çocuk dünyaya getirmeye. Çocuk dünyaya getirmeye. Evlendiğim güne. Evlendiğim güne. Okuduğum bütün lanet ve belalardan. Okuduğum bütün lanet ve belalardan. İsyan ve şirk sözlerimden. İsyan ve şirk sözlerimden. İntihara teşebbüs ederek. İntihara teşebbüs ederek. Hay ismine şirk koşup. Hay ismine şirk koşup. İsyan etmekten. İsyan etmekten. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. 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 Tövbe ettim estağfurullah ya hay ya kayyum. 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 Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya hay ya kayyum. Tövbe ettim estağfurullah ya hay ya kayyum. Allah'ım. Allah'ım. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. İşlediğim günah ve hatalar nedeniyle. İşlediğim günah ve hatalar nedeniyle. Kendime. Kendime. Hayatıma. Hayatıma. Aklıma. Aklıma. Ruhuma. Ruhuma. Bedenime. Bedenime. Verdiğin azalarıma. Verdiğin azalarıma. Verdiğin hayata. Verdiğin hayata. Verdiğin hayata. Verdiğin hayata. Ve hayatımın devamına. Ve hayatımın devamına. Yanlış seçimlerime. Yanlış seçimlerime. Okuduğum bütün lanet ve belalardan. Okuduğum bütün lanet ve belalardan. Kahır ve kötü dualarımdan. Kahır ve kötü dualarımdan. İsyan ve şirk sözlerimden. İsyan ve şirk sözlerimden. Kendimi lanetlemekten. Kendimi lanetlemekten. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar.
estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar. Allah'ım senin rahmetinden ümit kesmekten. Allah'ım senin rahmetinden ümit kesmekten. Kendi amellerimi beğenmemekten. Kendi amellerimi beğenmemekten. Kendi amellerimi küçük görüp. Kendi amellerimi küçük görüp. Kendi amellerim karşısında kibre düşmekten. Kendi amellerim karşısında kibre düşmekten. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Affolmayacağımı düşünerek. Affolmayacağımı düşünerek. Arınmaktan ümit keserek. Arınmaktan ümit keserek. Rahmetinden ümit kesenlerden olmaktan. Rahmetinden ümit kesenlerden olmaktan. Huzurundan kovduğun şeytana benzemekten. Huzurundan kovduğun şeytana benzemekten. Yalancılardan olmaktan. Yalancılardan olmaktan. Yalan söylemekten. Yalan söylemekten. Yalana başvurmaktan. Yalana başvurmaktan. Yalancı olan şeytanın. Yalancı olan şeytanın sevgilisi olmaktan. Sevgilisi olmaktan. Sana sığınıyorum. Sana sığınıyorum. Ve bu günahımdan. Ve bu günahımdan. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. Tövbe ettim estağfurullah ya kayyum. Tövbe ettim estağfurullah ya kayyum. Tövbe ettim estağfurullah ya hakem. Tövbe ettim estağfurullah ya hakem. Tövbe ettim estağfurullah ya adl. Tövbe ettim estağfurullah ya adl. Tövbe ettim estağfurullah ya Kuddüs. Tövbe ettim estağfurullah ya Kuddüs. Tövbe ettim estağfurullah ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Tövbe ettim estağfurullah ya Settar bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Amin. Amin. Şu an bir çekeyim Yavuz'u bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zorlanıyor musun? Hayır. Şimdi neye karar veriyorsun? Şimdi söyle bir daha karar. Doğrular mı? Yalanlar mı? Ya bana o kadar çok vesvese veriyor ki zaten. Hani ne verirse versin. Onun ver hani o ne verirse versin yapamıyorum işte. Yani verdiği şeyler sanki hani bunu bu gerçeği söylediğim zaman her şey daha da kötü olacak. Çocuklarımı kaybedeceğim. Daha da çok yalnız kalacağım. Yani ne bileyim. Hayır, tam tersi. Böyle giderse zaten çocukların tamamen yalnız kalacaklar. Bu seni öldürmeden bırakmaz. Böyle giderse zaten Miraç da buradan gidecek. O da yalnız bırakacak seni. Tam tersi. Ben zaten hani bazen şunu bile düşünüyorum mesela, işte sırf bu hatayı yaptığım için, yani her şeyi git söyle, çocuklarını da kendine geri ver. Zaten Miraç'la hani bir şeyleri devam ettirme gibi bir düşüncem yok. Çünkü biliyorum, ona da zarar vereceğim. Yani bu bende hani yeni bir şey değil. Dediğim gibi, yani bu... Sen ümidini kesmişsin. Evet. Bilmiyorum. Git mesela herhangi bir işte şeye... Ben nasıl bir ego var görüyor musun? Yok bende. Ego yoksa niye dinlemiyorsun o zaman? Sabahtan beri anlatıyorum. 2 saattir dil döküyorum. Yine kendi bildiğini okuyor işte. Ego var işte. Başka bir şey yok. Yapamıyorum ki. Neyi? Söylediğiniz şeyi yapamam. Neden? Bilmiyorum. Son karar. Bilmiyorum. Bir de tüm koçu kestirmeyiyse koçu kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Her annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Eyle, eyle.
yanlarıyor. Söyle. Lan.